İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Bir Acı Hayatlar programında başındayız. Ben Kamil Burazan. Bu akşamki konumuz Şoko Strip adında bir firmanın son günlerde yaptığı büyük patlama. Birazdan satış genel müdürünü, Avrupa satış genel müdürünü alacağız. İnşallah şu an ya telefon bağlantısı ya da kendisi birazdan büromuza gelecek. İşte inanamıyorum işte bağlantı hızı budur. Merhaba efendim. Hoş geldiniz efendim. Ben Kamil Borazan. Sizi tanıyalım. Başına vurun, başına vurun. Efendim ben Şükrü önde giden. Şimdi parantez açıyorum. Biliyorsunuz maddi olarak programımız pek destekli olmadığı için tek mikrofon kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi size ilk olarak sorumu yöneltmek istiyorum. Siz Şoko Strip'in genel müdürü ve pazarlama şefisiniz. Şoka strip nedir? Bunu nasıl tanımlayabiliriz? Nedir? Efendim şöyle söyleyebiliriz. Şoko Strip bizim gençlerimizin daha yoğunlukta olup kız arkadaş, erkek arkadaş bulma olayları olsun, nefes tazeleme olayları olsun çok işlevli bir pratik gündelik araçtır. Bunun kullanımında bazı koşullar vardır. Oraya biraz sonra Yeter girelim kardeşim, isterseniz. sıçtın kafamıza yeter. Şimdi İkinci sorumuz. Öncelikle Şoko Strip nedir dedik. Açıklamamızı aldık. Pekala bu Şoko Strip'in amacı nedir? Bunu niçin kullanırız? Efendim, toplumumuzda bu konuda çok değişik kullanımlar var. Esas amacı kendimize kız erkek arkadaş bulmaya yardımcı olmaktır. Şimdi toplumumuzda şöyle bir yanlış var. Toplumumuz bunu, affedersiniz, yerlenirken kullanmayı çok seviyor. Kardeşim lütfen ya, lütfen. Affedersiniz Canlı arkadaşlar. yayındayız ya. Bak yapma Affedersiniz. şunları şöyle. Kaç milyon insan izliyor bizi? Lütfen bak. Arkadaşlar, Kardeş götüne sahip çıkamıyorsan niye programa çıkıyorsun? Keserim bak. Neyse devam et. şimdi bu toplumumuzdaki bu yaraya parmak basmak istiyorum. Toplumumuz bunu Bak çok yanlış kardeşim niye anlıyor. olmuyor Çok ya, parmak parmak kime basıyorsun sen? Topluma nasıl basarsın? yani o anlamda değil Sayın Spiker Bey. Basmadan konuşun. Kamil. Tamam neyse geç. Şoko Strip'in diğer markalardan farkı nedir? Niçin Şoko Strip? Efendim, Şoko Strip'in en büyük farklarından biri mor mavi renkte oluşu ve Niye büyüklüğüdür. mor? Şimdi mor efendim Niye güzelliğin, mavi? şimdi mavi efendim güzelliğin ve dengenin simgesi olduğu için Şimdi mor da senin gözünün rengi. şimdi mor da mor, lacivert ve mavi gençliğin simgesi olduğu için efendim bu renkleri kullanmaya firma özen gösteriyor. Bunun dışında bir de büyüklüğü var. Hatta sloganında Tamam da kardeşim. görüldüğü üzere En sonunda söyleyeceğiz onu. Son sorumuza geçiyorum. Bu Şoka Strip nerelerde bulunur? efendim Yani şimdi kardeş bunu aldık. Bir kutu mu? Kaç kutu mu veriyorsanız? Bunu nerede bir kullanacağız? tane bir kutu isteyene göre yani Nerede kullanacağımız kullanılacak? yere göre. Yani yenilir mi, içilir Şimdi mi? efendim onun kullanım alanları değişik. Bazı insanları görüyoruz. Şoko Strip ile bungee jumping yapıyorlar. Tabi bu halkımızda yanlış bir kullanım tarzı. Yani o kadar sünüyor ve kaliteli. Kalite konusunda hiç şaşmaz efendim. Benim bıçağım kesebilir mi onu? Bilmiyorum. Keser mi? Keser keser. Keser değil mi? Keser. Yani çok adam kestim. Neyse buyurun devam etsin. Diğeri de efendim mesela bir çocuk kızına yani çıktığı sevgilisine evlenme teklif edecek. Kipa'nın sunduğu Acı Hayatlar programı reklamlardan sonra devam edecek. Reklam yok kardeşim, devam et. 95 yeni kuruş. Evet, şimdi çocuk kız arkadaşına evlenme teklif edecek. Kız arkadaşı şimdi efendim karşısında yellense olmaz. Olmaz yani. Arkadaşlar lütfen. Yani artık benimle arkadaşı bahane bulmuyorum. Oğlum yani artık götünüzü tutun, şu kamerayı kapatın. Şimdi bu durumda onun karşısında yerlenmek olmaz yani ayıptır. Ayıp mıdır? Arkadaşlar lütfen biraz saygılı olalım. O kadar öğle arasında kuru fasulye yemeyin diyorum. Yok ama. Yemekhanede de iş yok. Şimdi
onun karşısında yerlense olmaz. Yani bunun gibi özel anlarda bazen de işte gerekli durumlarda, gerekli görüldüğü durumlarda kullanılıyor. Bizim arkadaşlar da yeni bir kullanım stili bulmuş olduklarını iddia ediyorlar. Efendim bunu çelik köprülerin çelik ağıtlarının yapımındaki bir maddeyle karıştırarak daha güçlü bir yayılanma sistemi oluşturmayı planlıyorlar. Tamam kardeşim, tamam. Çok yaylandık. Pekala, size son bir tanıtım amaçlı bize bunu gösterebilir misiniz? Butusu mutusu var mı yanınızda, tabii dalgası? Tabii ki. Tamam, biz alalım onu. Takdim etmek istiyorum. Şöyle bir, pardon. Kardeş, çok özür diliyorum. Şöyle bir kutusu var, ambalajı var. Şoko Strip. Şoko Strip. Sloganımızı alalım. 4 kişi zor yersiniz. Sloganımız bu. 4 kişi zor yersiniz. Şoko Strip yani, büyük. Kardeş, gene kızdım. 4 kişi yersiniz. Yani sen şimdi seninki büyük, halkımız alamaz anlamını mı diyorsun? Yok efendim. Farklı saldırır mı onu? Efendim yok. Sen sünnetsiz misin lan, yoksa Avrupa'dan geliyorsun? Yok da efendim. Sünnet oldun mu? Ne demek? Kaç yaşında sünnet oldun? 7. Neyse kardeşim, bunlar her şeyin işin şakasıdır. Tabii. Şoko Strip. Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Şoko Strip değerli bir maddedir. Şoko. Yapmayın efendim. Rica ederim. Kardeş, yalnız bak, ben borazanım. Öttürürüm. Tak onu buraya. Şükrü. Tak onu buraya. Şükrü. Tak onu buraya. Şükrü. Katiyen. Tak onu buraya. Katiyen. Neyse, size teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz yayınımızı kapatalım. Son olarak istemeniz veya söylemek istemediğiniz bir şey var mı? Bu arada arkadaki Philips ve show monitörlerimiz satılıktır. Yani ona da hem seyircilerimiz hem sizin için uygun fiyat verilir. Halkımızdan tıraş makinemiz var, 30 milyon. Halkımızdan kalemiz var, 2 milyon. Halkımızdan şokostik. Tamam efendim, hepinize teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Haftaya Allah belanızı vermesin. Görüşmek üzere kardeşim. Hadi kardeşim, sen de kaybol. Kaybol artık. Kaybol. Bezle herif. Sıçtın programın ağzına.